Evet, arka yüzeyin kurumasını beklerken biz yüzeyine videonun başında da söylemiştik arkadaşlar. Kelebek ve harf basacağız. Şöyle yapıp bir ortasını alacağım. Tamamen tahminen yapıyorum arkadaşlar. Şuradan bir yerden yapacağım. Buraya bir iz yapayım. Evet, bu kelebek 20'li baştan bir set içerisinde bulunan bir ürün arkadaşlar. Bununla yapacağım. Vakete deri de çıktığı kadar anneannenin deri de çok düzgün çıkmama ihtimali var. Bu konuda bilginiz olsun. Çünkü vakete deriyi yumuşatıyoruz. Ona göre bir kıvama getiriyoruz ve ona göre vuruyoruz. Bunu da böyle zemini geniş olan standları çalışırken arkadaşlar dimdik vurmayın arkadaşlar. Hani vurun ama bir müddetçe şöyle esneterekten ve vurmaya devam edin ki her tarafı tam çıksın arkadaşlar. Evet. Biraz fazla yükleniyorum. Anarın deri olduğu için çok düzgün istediğim kıvamda çıkmayabilir. Bakalım inşallah. Evet. Gördüğünüz arkadaşlar. Çok böyle bariz uzaktan böyle görünmesini istemiyorum. Sadece üzerinden görünse yeterli. Şimdi buraya kendi adımın baş harfini ve eşimin adının baş harflerini basacağım. B ve H. H'yi de bulabilirsin inşallah. Buldum. Evet. Bunu inşallah düzgün basarız. Şu mesafe iyi galiba. Şöyle baktım. Şöyle hafiften düzelttim. Evet. Sanırım olmuştur. Evet olmuş. Ancak alt tarafı çıkmış, üst tarafı çıkmamış. Şöyle yapayım. Evet, alt tarafın uçları da şöyle hafif oval, oralar da çıktı. Şimdi B harfini yapacağım. Yanlış basmayayım, aman diyeyim. Şu mesafe şöyle. Aslında bunları ölçerek yapsak olur ama ben öyle çok milimetrik iş yapan bir insan değilim. Ufak tefek hatalar da olsun. O da el işçiliğinin nazar boncuğudur bence. Biraz daha açayım. Evet, şu mesafe iyi sanırım. Düz mü? Düz. Bu şekilde oldu arkadaşlar. Böyle yapmak istedim. Siz farklı şeyler de düşünebilirsiniz. Arkadaşlar şimdi fermuarımızı yapıştırıp dikeceğiz. Ben fazla böyle ufak işlerde yapıştırıcı sürerken fırça kullanmayı sevmiyorum. Ama sizler fırçaya da yapabilirsiniz. Elimle daha çok hakim olduğumu düşünüyorum. Bu midye çantanın her iki tarafı da aynı olduğu için hangi tarafına fermuar yaptığınızın çok bir önemi yok arkadaşlar. Yapıştırıcımız Derby, Balid olur, Denlax olur veya türevi yapıştırıcılar olur fark etmez. Bunlar kontakt yapıştırıcılardır arkadaşlar. Bir yaklaşık 5 dakika kadar kuruması gerekiyor. Yani kontakt olması gerekiyor. Hemen fermuarımıza da sürelim. Fermuarın dişlerine getirmemeye çalışın arkadaşlar. Sonra düzgün yürümez fermuarımız. Ben şu an biraz kaçırdım gibi sanki. Aslında bu kadar dibine kadar da girmesem olur. Bu fermuara yapıştırıcı sürmek için özel aparatlar da var arkadaşlar. Fiberglass gibi bir malzemeden yapılmış. Benim elime geçmedi henüz. Üzerine koyuyorsunuz. Etrafına yapıştırıcıyı rahat rahat fermuarın dişlerine bulaştırmadan sürebiliyorsunuz.
Arkadaşlar şimdi fermuarımızı yapıştıracağız. Bu işlem biraz hassas ve meşakkatli. Tersini alacağım. Fazla içeriye kaçtı. Elimden geldiği kadar 0'a 0 yapmak istiyorum arkadaşlar. Böyle dibinden çalışsın istiyorum. Fermuarın bezi hiç gözükmesin istiyorum. Arka tarafta fermuarın bezi hafiften pot yapıyor arkadaşlar. Onu biraz sonra makasla çentik atıp yapıştıracağım. Baktığımızda iyi gidiyor. Bu kısmı içeriye salacağız arkadaşlar. Aslında fermuarı kısaltabilirdim de ama uğraşmak istemedim. Yapsam ne olur aslında. Neyse, bunu bir yapıştırayım da karar verelim ona da. Çok çentik atmaya da gerek yok gibi arkadaşlar. Çünkü çok fazla bir kavis yok. Diğer tarafı da yapıştırmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Ufak tefek kusurlar olursa bunu hiç kafaya takmayın arkadaşlar. Bu ufak tefek kusurlar yapılan işin el işçiliği olduğunun göstergesidir. Seri üretim olmayacağı için bunlar gayet doğal şeyler. Buraları izle esnetip iyice yapışmasını sağlıyorum arkadaşlar. Potluk kalmasın. Gittiğimiz zaman daha düzgün tutacaktır bu. Şu an aradaki açıklıklar gözüküyor. Evet, bu şekilde olacak arkadaşlar. Burada içeride kalacak. Şöyle. Şu şekilde. Burada bitecek. Böyle tam sonuna kadar gelmeyecek arkadaşlar. Arkadaşlar şu an fermuarımızı dikme işine başlayacağız. Burası 30 santimde bildiğiniz üzere. Ben çift dikiş yapacağım için yaklaşık 4 katı kadar kullanacağım. 120 santim civarında. Birazcık da pay verdim. İğneyi daha önceki videolarımızda göstermiştim. Bu şekilde geçirdikten sonra farklı uygulayan arkadaşlar da var. Tabii de ben böyle uyguluyorum arkadaşlar. Kısa olan sapın ortasından edeceğiz arkadaşlar. İpi ortasından geçireceğiz. Gördüğünüz sanırım. Bunu bu şekilde geçirdikten sonra bu şekilde bunu izlemeyen arkadaşlar için gösteriyorum arkadaşlar. Sonra uzun olan kısmı tutacağız.
ve çekeceğiz. Şu an gördüğünüz üzere kilitlendi arkadaşlar. Bu çıkmayacaktır. Evet. Şimdi dikme işlemine başlamadan önce şuradan iz yapalım. Çünkü içeriden başlayacağım. İzi de bulabilirsek. Evet. Evet. Arkadaşlar çift iğne kullanmayacağım. Çünkü beni yoruyor çift iğne. Tek iğneyle gideceğim. Sonra geri döneceğim arkadaşlar. Çatal zımbayla delmediğim için, çapraz zımbayla delmediğim için tek iğneyle gidip geri dönmek dikişte bir bozukluğa sebebiyet vermeyecektir arkadaşlar. Bu şekilde dikeceğiz. Ve fermuarımızı sağlamlaştıracağız arkadaşlar. Arkadaşlar tek sıra diktik. Dilerseniz bunu böyle de bırakabilirsiniz. Bu şekilde boşluklu olduğunda biraz spor bir hava katıyor. Tamamen tercihe kalmış. Sizin tercihinize kalmış. Ben o şekilde yapmayacağım. Tekrardan döneceğim. Araları da kapatmış olacağım arkadaşlar. Şuradan boşluğunu alayım. Evet. Şu şekilde. Hemen birkaç tane dikeyim. Göstereceğim size arkadaşlar. Nasıl olduğunu. Birkaç tane gideyim. Evet. Bu şekilde oluyor arkadaşlar. İsterseniz bu şekilde tam kapalı dikersiniz. İsterseniz böyle boşluk vererek bırakırsınız. Tamamen tercihinize kalmış arkadaşlar. Tek tarafın dikişi bitti arkadaşlar. Şimdi keseceğiz. Bu arada 1.20-1.30 civarında ip kullandım demiştim. Hemen hemen yarım metreden fazlası arttı. Demek ki iki katından biraz fazla olsa işimizi görecek. Yani 30 santim burası. 60 santim de görür ama yine sağlam olsun. 2.5 katı gibi falan yapsak işimizi görecekmiş arkadaşlar. Bu da öğrenmiş olduk. Ek bilgi oldu bize. İki tane düğüm attım arkadaşlar. Şöyle dibinden kesip yapacağım arkadaşlar. Parmağımı ıslatıp basıyorum. Evet. Bu şekilde içeride kaldı. Şimdi diğer tarafı dikmeye başlayacağız. Bu arada ufak bir açılma var. Bunları yapıştırıcı sürelim.